Eve mi gidiyorsunuz? Bırakayım sizi. Yok. Leyla'nın yanına gideceğim terapide. Öyle mi? Evet. Bugün önemli. Hem haberi eşinizin yanında alması daha iyi olur. Bir değerlendirme yaparız diye düşündüm. Doğru. Hadi gelin beraber gidelim. Lütfen. Zahmet etmeyin. Ben bir arabaya biner giderim. Olur mu öyle şey? Hem ben de görmüş olurum onları. Hadi. Peki o zaman. O kadar yoğun ve üst üste şeyler yaşadın ki en çok neyin canını acıttığını bilemiyorsun tabii. Hepsiyle uğraşmak yerine parça parça düğümleri çözmeye çalışalım istiyorum. Ben o düğümleri kesip atmak istiyorum. Uğraştıkça daha çok dolanıyor. Yavaş yavaş gidelim. Mesela baban. Terapiye başladığımızdan beri en çok ondan bahsediyorsun. Hatta Necla ve Oğuz'dan bile çok. Baban sana ne hissettiriyor? Suçluluk. Vaktimiz azaldı. Davayla ilgili konuşmadık. Ama hissettiklerini öğrenmeyi isterdim. Bir şey hissetmiyorum. Sinirliyim biraz o kadar. Ama bütün seanslarda öyle oluyorum. Sonrasında da daha da beter sinirleniyorum. Konuştuklarımızı düşünüyorum. Niye öyle söyledim, niye onu da anlattım falan diye kızıyorum kendime. Anlattığın her şeyin bir anlamı var. Hep öyle diyorsunuz ama ne manaya geldiğini söylemiyorsunuz. Benim anlamamı beklemeyin hiç. Ben de o kafa olsaydı bu hallere düşmezdim. Öfkeni hep kendine yöneltiyorsun. Kime yönelteyim? Oğuz'a mı? Yoksa beni onunla evlenmeye mecbur edip hayatımı mahveden... Evet, devam et. Yok, devam etmek istemiyorum. Zaten vaktimiz de doldu değil mi? 5 dakikamız var. Bugünlük bu kadar yeter, ne olur. Nasıl istersen. Cuma günkü seansımız saat 2'de. Tamam. Büyük büyük kalktı omuzlarımdan, vallahi kuş gibi hafifledim. Çıktılar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, merhaba. Canım, beklemiyordum seni. Sağ olsun, beni yalnız bırakmadı Can Bey. Leyla'yı da görmüş olurum dedim. Müjdeli haberlerle geldiler yavrum, gözümüz aydın. Bitti. Şükürler olsun ya Rabbim. Bitti. Boşanma ilamını birkaç gün içinde alırız. Bitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti. Kızım. İyi misin? Yorgunum baba. Çok yorgunum. Hadi gidelim. Bir dakika. Bak, senden bir şey rica ediyorum Leyla. Eve gidince bir mektup yaz bana. Kendine de olabilir. Babana, kardeşine ya da başka birine. Yaz. Ne hissediyorsan kağıda dök. İstersen birlikte okuruz sonra. İstemezsen de okumayız. Ama yaz lütfen. Tamam. Anne hadi. Bir çay içseydik. Çayın var değil mi Oya? Var da sanırım Leyla kalmak istemiyor. Evet, istemiyorum. Hoşça kalın. Efendim, tekrar teşekkür ederiz. Bizi büyük bir dertten kurtardınız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bir gün yemeğe bekleriz eşinizle birlikte. Buyurun. Memnuniyetle inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Biraz kalsalardı daha iyi olmaz mıydı? Bana işimi öğretme diyorsun. İyi görünmüyor ama. Pek hızlı yol alamıyor musunuz? Bugün önemli bir adım atmıştık. Yine kapattı kendini. Normal. Ben notlarımı bilgisayara geçireyim. Sen çayları koyar mısın? Yorgunum baba. Çok yorgunum. Can? Tamam. Hemen getiriyorum.
Bir aksilik çıkacak da dava uzayacak diye içim pırpır ediyordu. Oh, rahatladım. Benim için mi seviniyorsun, Necla için mi? Taksi bulalım. Yerinde olsam o kadar sevinmezdim. Oğuz benden boşandı diye Necla ile evlenecek mi bakalım? Bak bir tane geliyor Ali Rıza, boş galiba. Yok, doluymuş. Biraz yürüyelim istersen, hava almış olursun ha? Yok, binelim. Yorgunum ben, çok yorgunum. Peki. Hadi kızım. Sofrayı kırayım mı? Anne. He. Ne oldu yavrum? Sofrayı kırmaya başlayayım mı? Yengen ne yapıyor? Hiç oturuyor öyle. Otursun bakalım. Leyla ablam uyandıysa çağırayım mı? Yok canım. Bırak dinlensin. O kötü bugün. Benim 4 çocuğum daha var. Onları da düşünmek zorundayım. Evlensinler, bu mesele kapansın. Bu lekeyi temizleyeceğiz. Daha çok kirleneceğiz. Şevket, elini çabuk tutsun. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bu konu kapandı. Evleniyorsun. Seni hiç hak etmeyen bir adamla evleniyorsun. Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama beni dinleseydin bunlar gelmeyecekti başına. Yapma dedim sana. Bitir dedim. Yazık ettin Leyla, yazık. Kendine de bize de. Yazıklar olsun sana. Abla, abla bırak. Niye yanımda oturuyorsun? Senin yanında olmak istiyorum ondan. Oya Hanım hissettiklerini yaz dedi. Kağıt kalem vereyim mi? Ne hissettiğimi anlayabilsem. Kafam karmakarışık. Duygularım karmançorman. Bazen boş bir çuval gibiyim. Bazen ağzına kadar dolu. Bazen de ölü gibi hissiz. Şu anda öyleyim mesela. Bize kendini kapatıyorsun. Bari kendini aç kızım. Başkalarıyla konuşmazsın. Ne sen onları duyarsın, ne onlar seni duyar. Ama iç sesini susturamazsın ki. O öyle bir gürültü yapar, öyle çok konuşur ki kulağını tıkasan olmaz. Hep duyarsın. Yer bitirir seni. Dile gelmedikten sonra rahat etmez. Sana da rahat vermez. İster konuş, ister yaz. Yeter ki at içindekileri. Kimsenin benim için üzülmesini istemiyorum artık. Benim yüküm bu. Ben taşıyacağım. Tıpkı bu manto gibi sarınacağım. Hiç çıkarmayacağım üzerimden. Hep taşıyacağım. Yükümü hiç bırakmayacağım. Kendine haksızlık ediyorsun Leyla. Beni en çok üzen, içimi sızlatan bu. Şu mantoya sarılarak acını taze tutmaya çalışıyorsun. Bize, bana unutturmamaya çalışıyorsun. Onunla geçmişe sarılıyorsun. Ama bir gelecek var önünde kızım. Göremiyorsun. Ben bunu çok üzülüyorum Leyla.
Çok üzülüyorum kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.